sene başladığım 3. serimi biliyorsunuz. Geçen haftaki videomdan seyretmiş olabilirsiniz. Kitaplar üzerine konuşmaya başlamıştım. Bu haftaki videomda da size bu ay okuduğum bir kitabı tavsiye etmek istiyorum. Erland Lunum Doppler isimli kitabı. Erland Lu, 1969 doğumlu Norveç asıllı bir yazar. Zaten olay da Norveç'te geçiyor. 2016 yılında yazılmış bu kitap ve Doppler kitaptaki ana kahramanın ismi. Kitapla ilgili bir spoiler vermeyeceğim. Sadece ufak bir çerçeve şeklinde kitabı size anlatacağım. Şöyle biraz arkasını okuyayım. Size birazcık ona oradan anlatayım. Andreas Doppler bir başarı abdesi. İki çocuklu, başarılı bir aile babası. Başarılı bir tadilattan geçmiş güzel bir evi ve çok başarılı olduğu bir işi var. Bir gün ormanda dolaşırken bisikletten düşüyor. Otların arasında yarı baygın bir halde uzanırken uzun zamandır hissetmediği bir huzur doluyor içine. Yeni banyo için fayans seçimi gibi banal düşüncelerden ve beynini kemiren o anlamsız çocuk şarkılarından kurtuluveriyor. Tanıdık geldi mi biraz? Evet, aslında hepimizin modern hayatta yaşadığı şeyleri bir anda ufak bir kazayla neden yaşadığını sorgulamaya başlıyor Doppler. Devam ediyor. Birkaç gün içinde işini, evini, ailesini terk edip ormana taşınıyor. Yani aslında modern zamana bir başkaldırı, bir eleştirel bir düşünce şeklinde bugün yaşadığımız sıkıcı şeylerden kurtulup kendini bambaşka, sade bir hayata geçiriyor Doppler. Bizim çoğumuzun konfor alanında yaptığımız şeylerin ne kadar boş olduğunu, ne kadar sıkıcı olduğunu eleştiren ve bunu tam tersine çevirmeye girişen, yani çok rahat bir yaşamdayken bindiği dalı kesebilen bir karakterin önüne çıkan, biraz mizahi, birazcık eleştirel bir kısa, yaklaşık 130 sayfalık bir roman. Bu hikayeleri genelde bu aralar çok duyuyoruz. İstanbul'dan kaçıp da köye geçen insanlar çok var. Hikayelerini illaki siz de duymuşsunuzdur. Bu da birazcık bunun gibi bir mantık. Durup dururken birden kendini ormanda yaşamaya atıyor. Ve orada neler karşısına çıkıyor? Niye böyle bir şey seçiyor? Veya nasıl ilerletecek bu hikayeyi? Onunla ilgili mutlaka tavsiye edeceğim bir roman. Çünkü Doppler'in yaşadığı ve eleştirdiği ortam çoğumuzun içinde bulunduğu ortam. Yani modern dünyadaki işte mecburen yapmak zorunda olduğumuz, çok da fazla zevk almadığımız ama zevk alıyormuş gibi o günlerin geçtiği ortamlar. Alıştığımız ama aslında yapmasak da belki hayatın daha güzel olduğu noktalar bu kitapta anlatılıyor. Bundan sonra 15 günde bir dediğim gibi o ay içinde bitirdiğim kitapları size tavsiye edeceğim. Kitaplarda herhangi anlatılmaması gereken bir bilgiyi vermiyorum. Sadece arkasında yazan bilgileri ve kendi yorumumu katıyorum. Spoiler yok. Siz de alıp normal romanınızı okuyabilirsiniz. Bu haftalık benden bu kadar. Bir sonraki kitap sohbetlerinde görüşürüz. Hoşçakalın.